Herkese merhabalar. Bugün sizlere uzun zaman önce Instagram'da bir resim paylaşmıştım. Bana sormak istediğiniz soruları bu resmin altına sorabilirsiniz diye yaklaşık 120 tane soru Instagram'dan geldi. Bazıları da DM'den de yazanlar oldu. Hadi hemen başlayalım. Sonbahar, Kutay kaçta kalkıp kaçta yatıyor? Bir de eşinle nasıl tanıştınız? Cevaplarsan çok sevinirim. Kutay'ı biz 10.30'da yatırıyoruz ama onun uyuması rahat 11.30-12'yi buluyor maalesef. Sabah da yine 10-10.30 arası falan kalkıyor. Eşimle de bir düğünde tanışmıştık. Mehmet, Aysun, Miraç. Merhaba abla, kendine nasıl vakit ayırıp dinleniyorsun ve neler yapıyorsun? Bana da tüyo versene demiş. Aslında bunu bana çok soranlar oluyor. YouTube'da da öyle. Ben kitap okumaya vakit bulamıyorum. Sen iki çocukla hem iş yapıp hem nasıl kitap okuyorsun diye. Elbette ki ben hepsini aynı gün yapmıyorum. Çünkü benim de bir canım var. Mesela diyeyim ki ben temizlik yapacağım yarın. Hani kafamda belirliyorsam yarın ben temizlik yapacağım. O zaman bir gün öncesindeki yaptığım yemeği biraz fazla yapıyorum ki ertesi gün yemekle uğraşmayayım. Ya da temizlik yaptığım gün çamaşırlarla uğraşmıyorum. Eğer ki enerjim varsa tabii ki de yapıyorum. Ama hani hepsini aynı günde yapıp da ne çocuklarımı ihmal ediyorum ne kendim dinlenmemezlik etmiyorum açıkçası. Arkamdan kovalayan yok yani. Yaparım Allah sağlık saat verdikçe. Hangi parfümü kullanıyorsun? En sevdiğin parfüm hangisi? Şu anda hangi parfümü kullanıyorum? Aklıma gelmiyor ama yine açık bir parfüm. En sevdiğim parfüm de yine açık parfümlerden söyleyeceğim. DP'nin D21 numaralı parfümünü çok ama çok seviyorum. Her zaman da D21 dediğim zamanlar bana adını söylüyorsunuz bu parfüm diye ama ben unutuyorum maalesef. Aziko 25 sormuş parfümle ilgili soruyu bu arada. Unuttum ismini demeyi. Merwolf. Eşinin, çocuklarınızın ve senin burcun ne acaba? Ailecek çok uyumlu, tatlı duruyorsunuz da ondan merak ettim. Çok teşekkür ederim canım. Eşimin burcu ikizler, Derin'in yay, Kutay'ın koç, benim de boğa. Müjgan Esenlikçi, çalışmayı düşünüyor musun demiş. Çalışmayı düşünüyorum ama çocuklarımın biraz daha büyümesi gerekiyor. Ve hani onları bırakacağım şu anda kimse yok. O yüzden bir süre daha çalışamayacağım maalesef. Burcu Ork, kilo verme kararınızda sizi iten ne oldu? Çocuklarıma yetişemiyordum. Yani onlarla oyun oynarken böyle nefes nefese kalıyordum. Ve onlarla oynadıktan sonra iş yemek yapmaya halim kalmıyordu falan. Yani açıkçası en çok sağlığım için verdim yani. Çünkü iyice bana bu kilolarım yük olmaya başlamıştı. Beni iten o oldu. Sonra da tabii ki hayallerim işte mamcin giymek, işte şunu bunu giymek falan gibi böyle şeylerdi. Helen Durak. Merhaba Tuğba abla, sizi severek izliyorum. Teşekkür ederim. Sana özenerek kilo vermeye başladım. Seni bayağı kilo verdiğini biliyorum. Derilerin sarktı mı? Sarktıysa ameliyat düşünüyor musun? Hepinizi öpüyorum, sizleri seviyorum. Ben de seni öpüyorum, ben de seni seviyorum. Derilerim sarktı mı? Derilerimde sarkma elbette ki oldu. Yani şu kollarımdan görebilirsiniz. Yine bacaklarımda da öyle. Ama hani mesela gören benim ne kadar önceden kilolu olduğumu ve şu anki halimi gördükten sonra o kadar da çok sarkman olmamış açıkçası falan diyenler oluyor. Ve bana da öyle geliyor ne yalan söyleyeyim. Ama ameliyat olmayı düşünmüyorum. Hayır. Beni rahatsız etmiyor açıkçası. Belki ileride hani böyle ne kadar toparlanır onunla ilgili bilgim yok ama sporla falan olacak bir şeyse Kutay biraz daha büyüdükten sonra belki sporla bir sıkılaşma falan yapabilirim ama bununla ilgili asla ameliyat düşünmüyorum. Madam Eja Ferian demiş ki biyonuzda yazdığınız makyaj malzemesi alma delisi cümlesini ithafen sormak istediğim makyaj malzemelerinin ömrü ile ilgili. Ben de çok fazla makyaj malzemesi almayı seven biri olarak özellikle yüksek fiyatlı markalardan alışveriş yapıyorum. Reklam ve pazarlama politikası işte yeni çıktıkça almak istiyor insan. Aynen. Aldıkça da diğerleri eskiyor. Rujlar mesela onlarca MAC rujum var ama birçoğuna alalı 3-4 yıl oldu. Atmaya da kıyamıyor insan. Siz nasıl baş ediyorsunuz bu durumla? Evet, dediğin gibi ürünler çıktıkça ve Türkiye'de bu kozmetik bayağı kendini geliştirdikçe doğal olarak almak istiyoruz, almak istiyoruz. Ama bunun sonu yok maalesef. Ama belki de fark etmişsinizdir. Ben uzun zamandır mümkün olduğunca artık almamaya çalışıyorum. Çünkü fark ettim ki
Her şeyden var elimde fazla fazla. Peki olanları ne yapıyorum? Yıllardır duran farlarım, rujlarım var ve kokularında, yapılarında bir farklılık yoksa ve tenime de zarar vermiyorsa, ki ileride ne olacağını bilmiyorum ama o anlık vermiyorsa açıkçası kullanıyorum. Ama bu fondötende falan eleme yapıyorum. Tenine uyan arkadaşım varsa ona veriyorum. Birçoğunu Instagram'dan falan satışa da çıkardım. Yani böyle. Fatma Uma Yılmaz, eşinizle tanışma hikayenizi ben de merak ediyorum demiş. Eşimle biz dediğim gibi düğünde tanıştım. Benim kuzenimin bir akrabasının düğünüydü. Aynı şekilde Emrah'ın da bir kuzeninin akrabasının düğünüymüş. O kuzeninin ısrar üstüne o düğüne gitmiş. Ben de aynı şekilde kuzenim ne olur benle gel, benle gel deyince öyle gittim. Yani öyle tanıştık. Diken Gül Pelin demiş ki en çok yapmayı sevdiğin şeyler neler ablacığım demiş. Çocuklarla vakit geçirmek, yemek yapmayı çok seviyorum. Başka video çekmeyi çok seviyorum. Ah şu edit işini de böyle bir elim alışsa rahatça yapabilsem. Onun dışında eşimle vakit geçirmeyi seviyorum. Film izlemek gibi, dışarıda gezmek gibi. Kitap okumayı seviyorum. Film izlemeyi, dizi izlemeyi çok seviyorum. Ama hani internetten böyle yabancı dizileri, filmleri falan. Başka da vardır ama hiç aklıma gelmiyor şu anda. Rabia Gökmen 79. Tuğbacığım kaç kilo ile hamile kaldınız acaba? Onu merak ediyorum ben de demiş. 63 kilo ile hamile kaldım. 76 kiloyla da doğuma gitmiştim. Her ikisinde de aynı oldu. Merve Altın. İçinizde uhde kalan şeyler var mı? Varsa neler? Malum hepimizin içinde bir şeyler kalıyor. Sevgiler demiş. İçimde uhde kalan bir şey. Okumamak. Yani bu. Keşke de okusaydım diyorum hep. Yani tek belki de keşke dediğim şey bu yani benim. Okusaydım keşke. Eşimle tanışma hikayem ama anlattım. Evcil hayvanları sever misiniz? Siz, eşiniz, çocuklarınız. Evcil hayvan beslemeyi düşünür müsünüz? Eğer düşünürseniz hangi evcil hayvanı beslemek isterdiniz? Evcil hayvanları ben çok seviyorum. Özellikle küçük şöyle köpekleri çok seviyorum. Bembeyaz oluyorlar. Böyle tüyden gözleri görünmüyor falan. O tip köpekleri çok seviyorum. Kedi de yine öyle şekilde ama köpeği bir tık daha fazla seviyorum. Eşim bir hayvanın evde beslenmesine karşı açıkçası. Çünkü yeri geliyor namaz kılıyoruz. Yeri geliyor gelen misafirlerimiz namaz kılıyor falan ve biliyorsunuzdur belki hani tüy mü olduğu zaman namaz kılınmıyor diyorlar. O yüzden pek evde beslemeyi istemiyor. Ama bir bahçeli müstakil bir evimiz olursa eşim de çok istiyor. Kendisi de diyor kedi, köpek, ördek ne varsa alacağım o bahçeye diyor. Derin de en çok kedi istiyor. SMA 5055 demiş ki iki çocuklu olmak yorucu mu? Kendine vakit ayırabiliyor musun? Veya ileride çalışmayı düşünüyor musun? Teşekkür ederim demiş. İki çocuklu olmak yorucu değil dersem yalan olur. Biraz yorucu oluyor ama çok da keyifli oluyor. Kendine vakit ayırabiliyor musun? Bunu açıkladım. İleride çalışmayı düşünüyor musun? Onu da söylemiştim. Beyza Mert demiş ki başka bir eve çıkmayı düşünüyor musunuz ablacığım? Evet canım düşünüyoruz. Ama ne zaman onu bilmiyoruz. Sudem Daşçı. Kaç senelik evlisin demiş. 7 yıl bitti. Berati Yergi. Merhaba, zayıfladıktan sonra kendinize daha çok emin, mutlu, güçlü gördüm sizi. Sizce nasıl? Kilolu halinizle çektiğiniz video ile zayıfladıktan sonra çektikleriniz çok fark var. Daha emin konuşuyorsunuz bence demiş. Bilmiyorum arada fark ne kadar var ama zayıfladıktan sonra daha kendimi iyi hissettiğim, mutlu olduğum, enerjik olduğum kesin. Teşekkür ediyorum bu arada. Zeze Eleskerli demiş ki çok enerjik ve güler yüzlüsün. Bunu nasıl başarıyorsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bunu nasıl başarıyorum? Bilmem. Sağlıklı evlatlarım var. Ben sağlıklıyım. Eşim sağlıklı. Sevdiğim insanlar sağlıklı ve yanımda. O yüzden olsa gerek. Cahide Masal. Cahide öpüyorum seni. Her gün video çekmeyi düşünüyor musun? Birkaç gün beklemek zor oluyor. Bize teyzesi Masal hepinizi çok öpüyormuş. YouTube ismi Cahide, biliyorum seni. Her gün video çekmeyi düşünmüyorum canım. Bunu zaten önceden de konuşmuştuk. Benim için gerçekten zor oluyor. Yani
Her gün çekmeye de bir şey bulamıyorum. Çektiğimde de çok sıkıcı olsun istemiyorum ki çektiklerimin de çok eğlenceli videolar olduğunu da düşünüyorum. Ama Allah razı olsun ki severek izliyorsunuz. Edit işi de çok zorluyor. O yüzden Davia Formidable herhalde. Hamilelikleri nasıl geçti ve başka bir çocuk düşünüyor musunuz? Sizi severek izliyorum Tuğbacığım. Almanya'dan selamlar. Almanya'ya sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Hamileliklerim nasıl geçti? Derinde ilk 4 ay mide bulantılarıyla geçti. Ama hani midemden attıktan sonra rahatlıyordum. Ama Kutay'da çok daha zor geçti. Çünkü midemden çıkarsam bile o mide bulantıları hiç geçmiyordu. Mide bulantım bir süre sonra başıma vuruyordu. Böyle soğuk terler boşaltıyordu falan. İlk 5 ayım Kutay'da çok ama çok zor geçti. Başka bir çocuk düşünmüyorum. Rabbim gönülden isteyenlere nasip etsin. Rabbim iki çocuğuma sağlık, ömür versin inşallah ama düşünmüyorum artık. Kalp Atışı 2018. Senin kilolu halin daha güzeldi abla. Zayıflık sana yakışmıyor demiş. Saygı duyuyorum canım. Nasıl ki zayıflığı daha çok yakıştıranlar olduğu gibi kilolu olmayı da yakıştıranlar olacaktır elbette. Saygı duyuyorum. Ay GLCK demiş ki merhabalar, çocuklarınızın isimlerini kimler koydu demiş. Derin'in ismini eşimle beraber seçtik. Kutay'ın ismini de çok isimler arasından karar veremiyorduk ama Derin o ismi çok istedi. Kardeşin ismini ablası koymuş oldu. Tuğba İnancan. Kutay şu anda kaç aylık ve neler yapabiliyor ve ne kadarlıkken yürümeye başladı? Yürüyünce yükün hafifledi mi? Benim 9 aylık oğlum var da yürüyünce yüküm hafifleyecek mi diye merak ediyorum. Hiç kucağımdan inmiyor da demiş. Kutay şu anda 22 aylık. Neler yapabiliyor? Yani yaşına göre neler yapması gerekiyorsa onları yapabiliyor. Videolarımdan da biliyorsunuzdur. Kutay biraz geç yürüdü. 1 yaşını rahat 2-3 ay geçmiştir sanıyorum. Yükün hafifledi mi? Yük biraz ağır geldi bana açıkçası. Yük olarak görmüyorum onu ama bir değişiklik olmadı. Ama ben memnunum bu durumdan. YSSSNDLC demiş ki Derin'in bebekliğinde hiç zorlandım mı? Sizi seviyorum demiş. Ben de sizi seviyorum. Derin'in bebekliğinde uykusuzluk dışında hiç ama hiç zorlanmadım. Gerçi uykusuzluk da her şeye bedeldi desem yeriydi. 24 saatte falan biz 1 saat falan uyuyorduk Derin'le. Derin 1 saat bile uyumuyordu belki de. Yani 3-3,5 yıl bizim böyle sürdü. Hiçbir şekilde uyumayı sevmiyordu. Uyutmadığım zaman da ne ağlardı ne mızmızlık yapardı. Kendi kendine oyun oynardı. Benle sohbet ederdi. Öyleydi yani. Uykusuzluk dışında Derin çok kolay, mazlum bir bebekti. Gizem 3860, mükemmel bir annesin. Çocuklarına olan ilgine hastayım. Çok teşekkür ederim. İleride senin gibi bir anne olmam dileğiyle. Eminim çok daha iyi bir anne olacaksın. Sorum şu, çocuklarına yemek alışkanlığını nasıl geliştirdin? Aslında ben bu yemek alışkanlığını annenin babanın değil, çocuk kendi isteğiyle geliştirdiğine inanan biriyim. Çünkü siz ne yaparsanız yapın bebeğin çocuğun yiyeceği yoksa hiçbir şekilde yediremiyorsunuz. Ama yiyeceği varsa da o çocuk mama mama bacağınıza yapışıyor. Bir şekilde siz yediriyorsunuz yani. Ben çocukla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Derin'e uyguladığım yöntemlerin aynısını Kutay'a da uyguluyorum. Sonuçta ikisi de benden doğma çocuklar ama birinde o uygulanabilirken diğerinde uygulanmayabiliyor. Bu dediğim gibi çocuklara çok bağlı oluyor. Uykusu, yemeğe, bu alışkanlıkları bence. Burcum Boğa Azra Güldemene 54. Kübra Aydoğdu, buluşma yapmayı düşünüyor musun? Bunu ne kadar çok soranlar oluyor. Aslında ben birçoğunun gelmeyeceğini düşündüğüm için de yapamıyorum açıkçası. Ama eğer ki gerçekten İstanbul'da bir buluşma isterseniz bir gün bir konuşalım arkadaşlar. Havalar böyle ısındığı zaman, böyle Derin'in okulu da kapandığı bir zaman yapalım. Neden olmasın? FTNAT Işık. Derinde sevmediğin huylar, cevaplarsan sevinirim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Derinde sevmediğim huy yok ama keşke biraz daha az duygusal olsa dediğim bir huyu var. Çok aşırı duygusal. Çok aşırı duygusal. Yani mesela gündüz benim diyeyim ki elim azıcık yandı mı, gece bunu kurar kurar, anne sana ya bir şey olsaydı diye ağlar. Çok aşırı duygusal bir çocuk. O yüzden hayatı boyunca böyle olursa kalbinin çok kırılacağını düşünüyorum nedense. Ay ben çok
dengesiz bir kadının bakın yani. Onun kırılacağını düşündüğüm an bile ay Rabbim evlatlarımızı ilerle karşılaştırsın. Tek duam o. Kardelen Yücel'lerin 13-14 yaşlarında bir kız ve sevgilisi olduğunu öğreniyorsunuz. Tepkiniz nasıl olurdu? Cevaplarsanız sevinirim. Sizi seviyorum Tuğba ablacığım. Teşekkür ederim canım. 13-14 yaş bir sevgili yapması için bence küçük bir yaş. Ama ben bunu güzel bir dille onu anlatabileceğimi düşünüyorum. Ama tam o da bir ergenlik yaşı olduğu için beni ne kadar anlamak ister onu bilemiyorum. Ama tabii ki de büyük tepkiler asla ama asla göstermem. Prenses Rüya, hiç kapanmayı düşündün mü Tuğba abla? Evet, gerçekten çok düşündüm ama istikrarla devam edemeyeceğimi düşündüğüm için de kapanmadım hiç. Eviniz kendinize mi ait? Serpil Uzun Yıldırım sormuş. Babamın evi. Kira falan vermiyoruz. Sunak KRC, en sevdiğiniz YouTuber kim? Temas halinde olduğunuz YouTuber var mı? En sevdiğim YouTuber, aslında bunu birçok videomda açıkladım. Sayarsam bayağı dakika uzar. Zaten bayağı da çok konuştum şu anda. Temas halinde olduğunuz YouTuber var mı? Evet, var. Esra'yla konuştuğumu biliyorsunuz. Anne günlüğü Ezgi'yle de konuşuyoruz. Esra İkici Yıldız'la konuşuyoruz. Arife'yle konuşuyoruz. Irmak Bebek'le Hayat. İnşallah unutmam arkadaşlarım ismini. Derya'yla konuşuyoruz. Makyaj delisi Derya. Başka? Unuttuğum arkadaşım varsa ne olur kusura bakmasın. Yine Suna KRC demiş ki makyajda olmazsa olmazınız nedir? Maskara, ruj, yağlık. Bence kapatıcı. benim önceliğim ilk kapatıcı, sonra rimel. Sedef Ali Tiko. Öpüyorum seni, video çekiyordu. Onu da kanalı takip etmeyi unutmayın. Anne olarak, eş olarak motivasyonun çok düştüğünde, yorulduğunda ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çocuklarımla daha çok vakit geçiyorum sanki Sedef. Yani onlarla vakit geçirmek bana iyi geliyor. Sonrasında da yemek yapıyorum. Yemek yapmak da bana iyi geliyor. Özlem Genç demiş ki evinin en sevdiğin yeri neresi ya da beğendin? Şu anda salonum ve mutfağım. Özge Ersoy demiş ki merhaba abla, eşinle anlaşamadığın konular var mı? Varsa neler? Muhakkak vardır. Sanıyorum şey çorapları sürekli şu kenarlara falan bırakması. Bu arada aynı soru olanları geçiyorum. Abla çocuklara anlık bir sinirle vurdun oldu mu? Hayır olmadı. Ben çocukları mesela bazı insanlar mesela benim halam hırpalayarak sever. Isırır, ağzını yoğurur, popoyu böyle şak 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 ettirir. Ben onu bile hiç sevmiyorum. Yani tamam sen için kaynıyordur onu ısırmak, böyle yoğurmak isteyebilirsin ama onun canının yandığı bir şeyi ya sevgi gösterisi olarak o göremez. O yüzden onların canının yanacağı sevgi gösterisi bile olsa sevmiyorum, yapmıyorum. Gördüğümde de yaptırmıyorum. Kanalının konseptini neden tamamen değiştirdin? Artık hiç makyaj videosu çekmiyorsun. Onun için merak ettim. İzlerken keyif alıyordum. Sevgiler. Aslında makyaj videolarına devam etmeyi düşünüyorum. Birçok YouTuber'dan da bunu duymuşsunuzdur. Makyaj videoları eskisi gibi izlenmiyor. Ama yine devam etmeyi düşünüyorum. Evinizdeki tadilatları gösterir misiniz demiş. Butik Dünyası 90. Yaptıkça gösteriyorum. Abla Kutay da büyüdü sayılır artık. Üçüncü çocuğu düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Ebru Özdemir, eşiniz ne iş yapıyor? Siz çalışıyor musunuz ya da çalışmayı düşünüyor musunuz? Diğerlerine cevap verdim. Eşim de web tasarımcı. Duygu Eylül Deniz. Çok fazla kilo verdin ama bakıyorum gayet normal yiyorsun. Az değil yani. Bu kadar çok yiyerek onca kiloyu nasıl verdin? Bana böyle bir iki daha yorum geldi. Bilmiyorum aynı kişi misin? Çok fazla yemek yemiyorum ben. Bunu benim çevrem artık biliyor. Bilmiyorum sana neden o kadar çok geliyor. Benim porsiyonlarımı ben sizlere gösteriyorum ama porsiyonların hepsini yediğimi görmüyorsunuz. Bazılarınız böyle nasıl doyuyorsun diyen de var. İşte böyle çok yiyorsun nasıl veriyorsun? Onca kiloyu nasıl verdin? Ben nasıl zayıfladım videomda da söyledim. Ben hiçbir şeyden kısmadım ama nasıl ki önceden bir tabak mantı yiyorsam o zaman bir kaşık mantı yedim. Yani en basitinden düşünün yani çok yiyerek bir insan kilo verebilir mi? Üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Çok soran olmuş. Küpeli 5531 merhaba tatlım Amasya'dan sevgiler sevgiler.
Severek izliyorum. Enerjin daim olsun. Huzurlu günler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayfer Dedeoğlu. Eşinin sevdiğin huyları, sevmediğin huyları ve hanginiz daha inatçısınız? Hangimiz daha inatçıyız? Bunu kime sorsanız bizim çevremizdekiler bilir. Ben çok inatçıyım nedense. Sevdiğim huyu merhametli olmasını seviyorum. Kavgacı biri olmamasını seviyorum. Mülayim olmasını seviyorum. Elinin böyle tadilattır şeydir, işlere yatkın olmasını seviyorum. En çok da beni ve çocuklarını, evini çok sevmesini seviyorum. Şimdi sevmediğim huyu... Ya onun kim nasıl kötülük yaparsa yapsın onun çabuk unutmasına biraz bazen sinir olduğum oluyor. Belki bazılarınıza da doğru gelebilir, yanlış gelebilir. Ama bilmiyorum ya, sizi çok kıran birine bence insanlar mesafe koymalı ki daha çok canı yanmasın. Eşim bunu beceremiyor. Hep iyi niyetli düşündüğünden o da. Başka şimdi hiç sevmediğim huyu yok. Miray Aksoy, bir denizde eşin, çocukların ve annem var. Bunların sadece birini kurtarabilirsiniz. Ama denizdekiler yüzemiyor. Hangisi kurtarırsın? Cevaplarsan sevinirim. Bir de videoda adımı söyler misin? Adım Miray Aksoy. Adını söyledim. Yani bu soru da bayağı şey yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Annemi de eşimi de çok seviyorum ama birçok anne gibi çocuklarının yeri farklı. Arıcan Şencan. Dünyaya bir daha gelsen yine eşinle mi evlenirdin? Evet, yine eşimle evlenirdim. Yasemin C13. Merhaba canım, çok teşekkür ediyorum. Eşim ve ben ikimiz de lise mezunuyuz. Ben düz lise mezunuyum. Eşim meslek lisesi. Unuttum hangi bölüm olduğunu. Eşimle görece usulü evlenmedik. Severek evlendik. Bu kadar nasıl zayıflayıp hem de kilo almıyorsunuz? Teşekkür ederim. Kilo almıyorum. Evet, yaklaşık yazdan beri kilo almadım hiç. Neden almadım? Çünkü artık kararında yemeği öğrendim. Sonuçta bir yıl diyet yaptım ve artık midem küçüldü sonuçta. Ve böyle çok acıktığım zaman da doyasıya yemiyorum. Ne kadar yiyeceğimi biliyorum. Dengeli beslenmeyi öğrendim açıkçası. Ayşegül Develi, çocuklar yüzünden eşinle hiç tartıştığın oluyor mu? Şu anda olmuyor. Belki çocuklar büyüdükçe olabilir. Çünkü annem babamdan biliyorum. Bırak çıksın, o yok çıkmasın falan gibisine dışarıya. Seda Altak Çetin, Kutay ve Derin'in uyku düzeni nasıl, uyku eğitimi verdin mi? Nasıl uyuyorlar? Dediğim gibi Derin hiç uyumayı sevmeyen bir çocuktu. Sürekli uyanan bir çocuktu. Ona denemediğim yöntem kalmadı. Gece lambası olmadan, ayağımda sallamadan da yatırdım. Ayağımda sallayarak yatırdım. Işığı açarak salladım. Kucağımda uyuttum, yatırdım. Kendi yatağına bıraktım. Kendi kendine uyusun diye bıraktım. Kendi yanıma aldım, yatırdım. Bazen geç yatırdım. Sabah 6'da uyandırdım, öyle yatırdım. Yok yani Derine hiçbir şekilde... uykuyu sevmediği için uyumadı. Videonun başında da söylediğim gibi çocuklar çok farklı oluyor. Sonuçta aynı şeyi gösteriyorsunuz, aynı şeyi uyguluyorsunuz ama bir çocuk daha görebiliyorken sonucunu diğerinde göremiyorsunuz. Mesela Kutay'ı kendi yatağına koyuyoruz biz. Rahat 6 aylık falandı. Kendi yatağına koyduk. Öyle uyumaya başladı. Artık öyle uyuyor. Biz hiç sallamıyoruz. Ebru Yalçınkaya, hiç arkadaşınız yok mu? Hiç görmüyoruz. Sizi severek takip ediyorum. Çok doğalsınız. Çok teşekkür ederim. Hiç arkadaşım olmaz olur mu? Var elbette ama arkadaşlarım videolarımı da görmek istemiyorlar. Doğal olarak onlarla buluştuğumda, onlar bana geldiğinde falan video çekemiyorum. Zaten ben böyle çocukluğumdan beri çok arkadaşı olsun isteyen biri değilim. 2 tane olsun. Can dostum olsun ki çok şükür onlar da var. Dediğim gibi onlar da videolarımda görmek istemediği için göremiyorsunuz doğal olarak. Ve YouTube'dan da arkadaşlıklar kurduk, çok güzel. Bunları görebiliyorsunuz zaten. Taşta Külmen durdu mu, güncel kilon kaç? Pembe Düşler sormuş. Yine Pembe Düşler, bir ev hanımı olarak çalışamamanın senin için maddi zorluğu oluyor mu? İstediğini alamamak gibi vesaire demiş. Saç dökülmem tamamen durmadı ama bayağı azaldı. Güncel kilom da 45. Bir ev hanımı olarak çalışamamak. Evet, çalışsaydım belki istediğimi hemen o ay ya da o gün alabilirim ama Allah'a binlerce şükür. Allah işime sağlık sıhhat versin. Yani hani benim istediğim bir şeyi beni kırmamak için
Hani belki o ay almıyor ama 2 ay sonra alıyor. Yani bu da benim için sorun olmuyor açıkçası. Yeter ki tepemde çatım olsun, yemek pişireceğim sebzem olsun, meyvem olsun, çocuklarımı doyurabileyim. Bu benim için çok önemli. Derin'i neden kreşe göndermediniz demiş Aslı Altulan. Bunu bir videomda açıklamıştım. Bizim bir taşınma olayımız vardı, planımız vardı. Taşınma olayı da iptal olunca ve biz kayda girince de dolu olduğu için maalesef kreşe gidemedi. Bu kadar güzel olmayı nasıl başardın? Melek Dereli, çok teşekkür ederim. Sen güzel görüyorsun, o yüzden güzel buluyorsun. Teşekkür ediyorum. Melek Dereli'ye bir sürü soru sormuşsun. Hepsini de cevapladım canım. Dudak dolgusu ya da kaş yaptırmayı düşünüyor musun demiş Kübra Esila Nur. Hissettin demek ki dudak dolgusu şu an dudağımda var ve çok çok memnunum. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz neler. Kaş yaptırmayı düşünüyorum ama bir yandan da cesaret edemiyorum nedense. Ali Sema demiş ki benim sorumu görür müsünüz bilmiyorum ama gene de sormak istedim. Cevaplarsanız çok sevinirim. YouTube'da gördüğüm kadarıyla çok şatafatlı bir hayatınız olmamasına rağmen doğallığınız, anneliğiniz ve iyi bir eş olmanız çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evlilikte size göre en önemli kavramlar nelerdir? Bunu da cevaplarsanız çok sevinirim demiş. Elbette ki saygı çok önemli. Sonra sevmek, anlayış göstermek, yeri geldiğinde alttan almak, yeri geldiğinde özür dileyebilmek, bunlar da gerçekten çok önemli. Maraş Turkan demiş ki hayata karşı kırgınlıklarınız, pişmanlıklarınız nelerdir? Şu an hayatınızda nelerin farklı olmasını isterdiniz demiş. Hayata kırgınlığım, pişmanlığım benim yok. Neden yok? Çünkü iyi ya da kötü hepsi benim kendi kararımdı. İyi ya da kötü bütün kararlarımın her zaman arkasında durdum. Hayatımda şu an bir şeyin farklı olmasını istemezdim. Aynı bu şekilde olmayı isterdim. YouTube'dan para kazanıyor musun demiş Pembe Düşler. Evet kazanıyorum. Kaç kardeşsiniz demiş Ali Sema. Benim bir tane erkek kardeşim var. İki kardeşiz yani. Adını beğeniyor musun demiş. Benim adım da Tuğba. Adaşım. Kendi adımı beğeniyorum. Bir de videoların çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de adımı beğeniyorum. Kaç yaşındasın? Kaç kardeşsin demiş. Mayıs'ta tam 30 olacağım. İki kardeşiz. Kurt Kayat. Nerelisin demiş. Tokatlıyım. İstanbul'da oturuyorum. Kurt uyandı ablaları. Rüya görmüş. Nasıl ağlayarak uyandı. Oy, kıyamam sana. Artık son soruyu da cevaplayayım. Birkaç arkadaş bana Tayfun Yılmaz'ı tanıyor musun? Tayfun Yılmaz senin neyin oluyor gibi yorum geldi. Sanıyorum Instagram'da bir resmimin altına yorum yazmıştı. Oradan görüp yazanlar oldu. Bu Tayfun Yılmaz kim peki? Vine'lar çekiyor. Bazı diziler olur, filmler olur. Onların arkadan böyle komik olarak seslendirmesini yapıyordu. Ara verdi şu ara. Evet onu tanıyorum. Kendisi kuzenim olur. Benim dayımın oğlu. Bakalım Allah nasip ederse onun işleri müsaade ederse o buraya gelecek. Eğer ki biz gidebilirsek biz gideceğiz. Gittiğimde Tayfun'la beraber bir video çekerim. Eğer o görünmek isterse tabii. Anneciğim o gözyaşların ölür anne. Kim korkutuyor sizi bu rüyalarda ya? Kim bilir ne gördün? Baş uçlarında da doğduklarından beri hem Derin'de hem Kutay'da hep bir şey vardır. Kur'an-ı Kerim vardır. Upuzun bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir saniye bir su içeyim. Acayip susadım. Dilim kurudu. Dilim damağım kurudu. Önce sen içmek ister misin? Tamam, iç sen önce iç. Yetti mi sana? Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Hepinize sorduğunuz sorular için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.